Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karnızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Burada, bu niye açıldı? Ee, burada Haziran'da yakından takip edilmesi gereken coinler üzerinde konuşacağız. Ee, listedeki coinlerden kimisine katılıyorum, kimisine katılmıyorum. Burada tabii üzerine ekleye ekleye gideceğiz. Birincisi Tabi haziranda dikkat edilmesi gereken coinler. Biz burada e, yakın zamanda çok büyük yükselişler beklediğimiz bir takım coinler üzerine konuşacağız. E, bunun haziranda olup olmaması pek çok şeye bağlı tamam mı? Yani illa haziran ayında olacak diye bir şey yok. E, fakat şöyle bir genelleme yapabiliriz. Piyasa açıldığı zaman en çok yükselecek coinler. Piyasa nasıl açılır? Ne demek piyasanın açılması? Bu da demek ki Bitcoin'in yükselişi yani Fed'in faizleri sabit bırakması anlamı taşıyor. Fed'in faiz kararına şurada 7 gün kaldı yani tam olarak 1 hafta kaldı. Akşam saatlerinde bunu açıklayacak. Ayın 13'ünde ise yine ne var? E, Tüfe oranları var. Bu da Fed'in faiz kararına büyük bir etkisi olacak. Şu an sabit bırakmasıyla 25 bas puan artışı yapması arasında... E, gidilip geliniyor tamam. E, FED bu ay eğer ki faizlerde duraklamaya giderse bu ay itibariyle bunu gelecek ay yaparsa bu yorumlar gelecek ay için e, geçerli olacaktır diyebilirim geneli konusunda tamam. İstisnai durumlar da var bu arada. Bu sayacağımız e, coinler genel itibariyle 25 bas puan artış gelse bile bitcoin'e rağmen hafif yükselişine devam edecektir bunu kısa orta vade için söyleyebilirim. Ama yine de asıl yükselişleri ise sabit bırakıldığı andan sonra gerçekleşecektir. Haziran'da yakından takip edilmesi gereken 5-6 e, bence çok dandik bir liste olmuş diyebilirim. Neden? Çünkü asıl olanları e, vermemişler. Yani gerçekten e, burada olması gerekenler bunlar yapamaz demiyorum ha yanlış anlamayın. ING, APT, Maker işte Quant, Sun... Bunlar yapamaz diye demiyorum fakat bunlara sıra gelene kadar farklı coin'ler var. Şimdi e, bakınız bunlardan bir tanesi çok açık ara bir şekilde XRP coin. Neden? XRP coin zaten bir ilk hareket. Yani XRP'nin epey zamandır yapmış olduğu bu yükseliş hareketi tabii ki tesadüfi değil. E, tarihsel olarak baktığımızda Bitcoin'in şu anda olduğu gibi işte Ralli'nin ilk etabı ya da bahar dönemi dediğimiz bu sezonlarda XRP zaten yükselmiştir ve bir ilk hareketçi olarak hep ATH değerlerini Bitcoin'in ilk dalgasında gerçekleşmiştir, gerçekleştirmiştir. İkinci dalgasında bunu yeniden egale edememiştir. Dolayısıyla yine sabit faiz oranlarını gördüğümüzde piyasadaki yükselişle birlikte XRP coin'de inanılmaz ralliler olabilir. E, ATH'a kadar varacak bir rally'nin aslında ilk kırılım noktası bu olacaktır diye açıklayabilirim. Burada bu olmasa bile zaten XRP'nin yukarı eğilimli olduğunu konuştuk. Ayın 13'ünde Hinman belgeleri açıklanacak en önemli meselelerden biri. Aynı gün tüfe hemen ertesi gün Fed'in faiz kararı olduğu için bu şartlar altında evet varın gerisini siz düşünün diyebilirim. Çok ciddi yükselişlere e, sebebiyet verebilir. Aylar içerisinde ise ATH'e gidebilecek bir e, yolculuğun hareketine başlayabilir. Bunlardan bir diğeri LINK olacaktır. LINK yine aynen e, XRP'ye benzer şekilde bir ilk hareketçidir. Fakat e, her şeyi aynı şekilde yapmaz. Yani LINK diğerlerine göre biraz daha e, radikal bir ilk hareketçidir. Ve yaklaşık bir yıldır akümülasyon yapan bir coindir. Yani... Orta uzun vade için inanılmaz derecede diyebileceğimiz, çok güçlü diyebileceğimiz bir şekilde akümülatif tavır sergiledi. Bu şartlar altında piyasadaki bu keskin kırılım dahilinde Link'ten güçlü bir rally koşusu seyredebileceğimizi düşünüyorum. O yüzden Link için de bu çok önemli bir dönemeç ve büyük bir kırılım noktası olacağını ifade edebilir. Bunların yanı sıra yine bir tanesi de tabii ki LTC yani Litecoin dediğimiz e, piyasada her zaman ne diyoruz işte e, Bitcoin altın, Litecoin de gümüş diyoruz. En son düşüşler yapmasına rağmen iyi bir şekilde tutunmayı başardı. LTC de şu anda e, ortalama olarak bir 57-58 gün kalmış olması lazım ki e, Litecoin'de bir halving gerçekleşecek tıpkı Bitcoin'de olduğu gibi. Bu zaten doğal bir katalizör. E, düşünün ki en geç bu tarihlere kadar zaten Fed'in faizleri durdurmasını beklediğimiz ve LTC'de de bir halving beklediğimiz için tabi bu şartlar altında bunu aynı anda olacak diye düşünmemeniz lazım. Şayet ki piyasada açılım gerçekleşirse zaten halving de öncesinde fiyatlanmaya başlayarak bu da LTC tarafında yine aylar içerisinde ATH'a varabilecek bir yolculuğu tetikleme ihtimali Fazla olacaktır diyebilirim. O yüzden LTC de e, bu listede muhakkak yer almalı. Şimdi e, bunlardan bir diğeri LUNCH. E, LUNCH coin burada çok önemlidir. Bakınız en son ciddi bir atak hareketi gerçekleştirdi. Tamam mı? Büyük bir atak yaptı. Devamında tabii bu sönümlendi. E, sönümlenmesindeki ana sebep zaten SEÇ. E, bütün gün bunu uzun uzun konuştuk. Şu anda da 102'leri yoklamasına rağmen bakınız ki tam olarak EMA 50nin üzerinde duruyor. Biz şunu görmüş olduk. Zaten bugüne, yarına, ayın 14'üne katalizörler koyduğu gibi Tere Klasik ekibi mevcut düşüşe rağmen lunç hala e, piyasa şartları olumluya çaldığı takdirde lunç hala yukarı eğilimli bir coin ve e, rally sinyalini güçlü şekilde veren bir coin olduğunu biz açıkça anlayabiliyoruz ve bunu bu şekilde ifade edebilirim dolayısıyla piyasadaki bir net açılım ve ayın 14'ündeki güncelleme ve faiz kararı ile birlikte Lunch tarafında da ATH'e gidebilecek güçlü bir yolculuk seyretme ihtimalimiz çok yüksek ve mümkün olacaktır diye ifade edebilirim bunlardan sonuncusu şimdi pip Piyasada yine benim oldukça şu an iyi gördüğüm coinlerden bir tanesi. Neden? Çünkü sürekli korelasyon kazanmaya devam etti. Her ne kadar zamanında uçuk kaçık işte yüksel çakıl yüksel çakıl tarzında hareketler yapsa da e, son zamanlarda özellikle son haftalarda diyeyim e, sürekli anlamda korelasyonu kazanmaya çalıştı. Korelasyon kazanırken ise volatilitesini likidasyonlu trader oranlarını çok yüksek tuttu. Bu da altcoin sezonu açıldığı takdirde PIP'in başlı başına ve doğal bir şekilde gerçekten piyasaya ayak uyduracağını aynı anda bu oranlarla beraber ortalamanın üzerinde mumlarla hareket edeceğini bizlere gösteriyor. O yüzden ben bu altcoinlerin altını çizerim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. kalın.